Bingo Türkiye'de final etapımızdayız efendim. Şebnem Hanım'ın son saniyedeki girişimiyle beraber bizi finale getirdik. Güzel oldu. Tebrik ediyorum. Ne yapalım biliyor musunuz? Kasamızda 9.270 lira vardı. Onu şöyle arttıralım arttıralım ve buradan çok güzel bir parayla gidelim lütfen. Size 120 saniye vereceğiz. İlk etapta 4, 5 ve 6 harfli lingo kelimeler soracağım. Onları çok hızlı bir şekilde yakalayacağız. Sonra 7 harfli kelime için bir düşüneceğiz. Ama önce 4 harfli kelimeyi yakalarsak kasamızda biriktirdiğimizin yarısı olan 4.635 lira bizim olacak. Bunu hızlıca bulacağımızı düşünüyorum. Sonra 5 harfli lingo kelimeyi soracağım. Onu da yakalarsak kasamızda biriktirdiğimiz 9.270 lirayı alacağız. Ama bana yetmez. Ben istiyorum ki 6 harfli lingo kelimeyi de yakalayalım. Ve kasamızda biriktirdiğimizin 2 katı olan 18.540 lirayı bir garantileyelim. Sonra orada süremize bir bakalım. İyi bir süreyle kalırsak bir istişare edersiniz aranızda. Size eğer devam etmek isterseniz 7 harfli lingo kelimeyi soracağız. Onun tek başına değeri 50 bin liradır. O kelimeyi de doğru bir şekilde cevaplarsak bugün buradan toplamda 68.540 lirayla ayrılabilirsiniz. Güzel rakam. Yapılabilir. Çok güzel bir performans gösterdiniz. Ama bu 7 harfli kelimeyi orada düşünürüz. İlk şu 4 harfli kelimemiz bir ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş. Bol şanslar diliyorum. Buyursunlar efendim. Kelimemizin ilk harfi Ş ve 120 saniyemiz başladı. Şark, Ş-A-R-K. Şark, deneyelim. Ş-A-R-K. Çok güzel oldu, R orada değil. Şair, Ş-A-İ-R-E. Şair olabilir mi? Ş-A-İ-R-E. Neden olmasın? İşte bu. Bak böyle durum vardı, çok heyecanlanıyorum. Yani hemen böyle tüylerim diken diken oluyor. 108 saniye kala şairi yakaladık. Güzel oldu. Kasamızda biriktirdiğimiz toplam tutarın yarısı olan 4.635 lira şu an cebimizde. Hayırlı olsun. Peki. Hayırlı olsun. Güzel. Hemen gelsin 5 harfli kelimemiz. Şuralarda yakalasak da ne güzel olur. Olur mu? Belki de olur. Efendim o zaman şimdi Şebnem Hanım ve Hakan abi için final etabının 5 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş. Çok da güzel bir süremiz var. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi C ve 108 saniyemiz başladı. Canlı, C-A-N-L-I. Deneyelim, canlı. L doğru yerde, çok güzel. Cümle, C-Ü-M-L-E. Cümle olabilir mi? Neden olmasın, işte bu. İşte bu. İşte bu. Çok güzel oldu. Bağırdım ama farkındayım. Vallahi ben de bağırdım. Evet. Bazen çok coşkulanıyorum, yani kendim kazanmış gibi. Ama gerçekten öyle hissediyorum. Cümle çok da güzel bir yerde geldi. Evet. Tam istediğimiz sürelerde geldi. Ve kasamızda biriktirdiğimiz 9.270 lira şu an nerede? Cepte. Cebimizde. Okey. Güzel. Sen bunu ben anlatırken 9.270'e bile şey demiştin. İyi. Öyle bir ifade vardı. Ama benim dediğim yere doğru geldik. Bakın. Ben en kötü iki katı demiştim ya. Şimdi 6 harfli lingo kelimemiz gelecek. Yakalarsak iki katını alacağız. Bulamasak bile bu bizim şu an cebimizde. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Hadi gelsin mi? Bence aynı hızda gelir. Hadi gelsin. Şebnem Hanım ve Hakan abi için vallahi gönülden istiyorum. Şu 6 harfli lingo kelimemiz bir ekrana gelsin. Bakalım efendim ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi D ve 96 saniyemiz başladı. Defter, D-E-F-T-E-R. Deneyelim efendim, defter olabilir mi? R var ama orada değil. Doktor, D-O-K-T-O-R. Deneyelim doktor. Hemen geldi doktor. Gelmiyor. Bir harf yakalayamadık olsun. Şunu. Gelmiyor. Şebnem. Düşünüyorum. Pas. Pas geldi. Bence de güzel bir fikir. Hemen efendim süremiz durdu. Dürbün düş. Geldi yeni kelimemiz olsun. H ile başlar. Hüsran. H-Ü-S-R-A-N. Hüsran olabilir mi? H-Ü-S-R-A-N. R ve A var ama orada değiller. Türetelim. Hasret, H-A-S-R-E-T. Deneyelim efendim. Hasret gelsin. Çok güzel oldu. A'nın yerini bulduk. T de var. Hah, T de var. T var.
Hat. Hat. R de orada değil. Ne olabilir? Hatıra. Hatıra. H-A-T-I-R-A. Hemen deneyelim. Hatıra olabilir mi? Neden olmasın? Siz kadar heyecanlandığıma inanır mısınız? Samimi söylüyorum. Peki. Bazen böyle gerçekten yani dönüyorum. Burası beni çok heyecanlandırıyor. Evet. Ama hatıra, güzel de bir hatıra yarattı belki de bize. Kasamızda biriktirdiğimizin iki katı olan 18.540 lira şu anda cebimizde. Şebnem Hanım uzaklaşıyordu. Hakan abi dedi ki gel gitme. Gel. Evet. Yamacım da dur. Şimdi 18.540 lira bizde. 36 saniyemiz var. Şimdi düşünelim. 7 saniyede bilenleri gördük. Gördük. Güzel bir süremiz var. Yani bu 36 saniyede bu bulunabilir rahatlıkla. En azından bunun olduğunu gördük. Peki. Ama tabii ki riskimiz de şudur ki yakalayamazsak elimiz boş gidiyoruz. Burada gerçekten karar sizin. Hani ben kişisel olarak düşünüyorum, ben ortada bir yerdeyim. Ne kadar süremiz var? 36 saniye. Bir aramızda konuşabilir miyiz? Lütfen efendim. Ben zaten uzaklaşıyordum kararı sana bırakmak için. 7 harfli. Okey, ben okey. 36 saniyede biz... Biliriz, bilemezsin. Kaç kere deneyebiliriz? Yani 35, 5 tane en deneyebiliriz. En az 4 tane deneyebiliriz. Tamam, peki. 4 kere de bulabilir tamam. Miyiz? Deneriz. Olmasa yapalım da. Mı? Olur. Olmasa da canım sağ olsun. Olmasa canım tabii canım. Allah Allah. Ya siz ne kadar tatlısınız gerçekten. Tamam biz... O zaman soruyorum. Bir karara vardık gibi. Vardık ben tabii, kaçamadım. Ben eşimden izin aldım. O zaman? Devam etme kararımız evet, var. Bakın. Bence güzel bir karar ama... Evet. Tekrardan bakalım. Soruyorum. 7 harfli süper lingo kelime için... Devam edelim mi? Edelim yani. Kaybetmek de var, onu bilerek giriyoruz. Edelim. Efendim, o kadar güzel bir ses tonuyla ve diksiyonla söylediler ki... kaybetmek de var biliyoruz dedi. Edelim dedi Hakan abi. Ben de çok mutluyum. Gönülden gerçekten büyük şans diliyorum. Ayrıca kocaman bir moral alkışı da size stüdyomuzdan geliyor. Teşekkürler. Hadi vallahi alalım şu güzel süper lingoyu da yakalayalım. Sevgili seyirciler... Şimdi Şebnem Hanım ve Hakan abi için süper lingo kelimemiz ekrana geliyor. Bakalım 7 harfli kelimemizin ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Hadi bol şanslar. Kelimemizin ilk harfi Y ve 36 saniyemiz başlar efendim. Yürü Şebnem. Ya, yoğurt. Aa, 6 harfli. 6 harfli mi? O. Pardon. Türetelim bir kelime. Gelir. Yorgun diyeceğim, o da 6 harfli. Çabuk söyle. Yorgan, ya. Basit düşünelim. Ne olabilir? Basit düşün. Çabuk bir şey söyle. 7. Bir deneme gelsin. Yetişkin. 70. Yetişkin. Ne yazık ki sığamadı zaten. 8 harf oldu ama. Yabancı. Olsun, çok güzel yarıştık bence. Olur. Olur öyle. Gerçekten güzel. Bence yarıştık, güzel yarıştık. Yabancıymış. Hiç gelmedi. Üzdü bu beni. Gerçekten çok üzdü. Yabancı bir de yani bu kadar hani yabancılarla çalışan... ...aslında size de uygun bir kelime gelmiş. O anda herhalde... Gelmeyince gelmiyor. Ah. Hakan abi. Yani burada yarıştık. Finale kaldık. Ben ölüp ölüp dirildim. Şebnem kurtardı. Son ana kadar geldik. Fakat o son anın heyecanıyla bir kilitlenme var. Evet. Oluyor yani, değil mi bazen? Y harfini görünce yabancı insanın aklına gelir. Yani, evet aslında ya. Evet. Evet ama o baskı yani. Altında, o an içinde, o 36 saniyede... Gelmiyor. Olmadı. Vallahi gerçekten üzüldüm. Şebnem Hanım. Olsun. Yani yarışmak güzeldi. Çok yani, sizleri tanıdık. Buraya geldik. Ortamı gördük. Vallahi benim için de öyle. Bir yandan da sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Tabii ki biz çok kazandırmak istiyoruz. Bu başka bir konu ama böyle bazen de insan çok ısınıyor hakikaten. Teşekkürler. Güzel de yürüdük 36 saniye kala. Şebnem Hanım zaten dedi ki efendim biz dedi ne olursa olsun dedi devam edeceğiz. Tabii. 7 harfli süper lingo kelimeyi göreceğiz. Tabii. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki böyle bir enerjiniz var. İyi ki bizi davet ettiniz de çok teşekkür ederiz. Gerçekten. Ne demek efendim, çok da mutlu olduk. Sizleri tanıdığım için çok ben ekstradan mutlu oldum. Sevgili seyirciler, güzel bir gündü.
Güzel bir yarışma günüydü. Sonu biraz hazin bitti. Ama yine de güzel insanlar tanıdığımız için bence siz de ekran başında güzel zaman geçirdiniz. Tabii ki sizleri de bekleriz buraya. O yabancıyı ben bulurdum diyorsanız. Ki belki de evlerinde bulanlar olmuştur. Buyurun efendim şu adresten veyahut yanındaki iletişim numarasından bize ulaşın. Buyurun gelin sizler de güzel zaman geçirelim, yarışalım. Ve bugünlük artık programımızın sonuna gelelim. Tekrardan teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum tabii ki bizi seyrettiğiniz için, destek verdiğiniz için. Bizi izlemeye devam edin efendim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.